Herkese merhaba. İstanbul JavaScript topluluğunun yeni bir etkinliğine hoş geldiniz. Bugün Meta WhatsApp ekibinde software engineer olarak çalışan Güney Kayın bizlerle olacak. Etkinliğimize başlamadan ben kendimi tanıtayım. Ben Elif Emre. Community'de etkinlik yöneticisi olarak görev yapıyorum ve bugün de bu etkinlikte moderatör olarak sizlerleyim. Aynı zamanda sizlere bahsetmek isterim ki eğer aylık etkinliklerimizde sizler de konuşmacı olmak isterseniz her zaman sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlerle birebir iletişime geçebilirsiniz diyorum. Ve değerli konuşmacımızı yayına davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, merhaba, hoş bulduk. Ee, teşekkürler tanıtım için ve davet için. Ee, <laughs> ne demek? Rica Hemen, yoksa başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. E, eğer isterseniz, hazırsanız size saniye sahneye davet sahneye bırakabilirim. E, i̇sterseniz isterseniz tamam. aldım ekranınızda aldık. Tamam. Tamam, okay, ben yine tamam. tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. E, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, bu Sunum biraz daha böyle belki e, bugüne kadar hep daha böyle teknik sunumlar gördünüz. Bugün biraz daha teknik olmayan şeyler hakkında konuşacağız. E, konuşacağımız konular aslında böyle teknik konular kadar net olan konular değil. Herkes biraz farklı yorumlayabilir. Ben biraz kendi yorumumu katacağım ve e, bu konularda böyle çok daha fazla derine de inilebilir. Farklı yerlere de e, farklı şeyler hakkında da konuşabilir. Benimki görece limitli olacaktır diye düşünüyorum. Kendi tecrübemden faydalandığım için. Ee, umarım faydalı olur. Ee, hızlıca e, nasıl bir gündemimiz olacak? Bir kısaca kendimi tanıtacağım. Ben kimim, ne yapıyorum, ne yaptım bugüne kadar. Ee, daha sonra teknik olmayan becerilerin öneminden hızlıca bahsedip bu iletişim, işbirliği, liderlik konularının biraz detayına gireceğiz. Ee, sonra da en önemli olduğunu düşündüğüm şahsen konu olan geri bildirim hakkında biraz konuşacağız. Ondan sonra da ya yani muhtemelen bir saat sürmeyecek. Yaklaşık bir saatimiz var. E, muhtemelen bir saat sürmeyecek. Vaktimiz e, olacağı için soru cevap yaparız diye düşündüm. Chatten soru gelirse soruları cevaplarım. Öncesinde soru gelirse geç kalmamışsam görmekte hala o konu hakkında konuşuyorsak da e, ortada da sorulara cevap vermeye çalışırım. Okey, ben kimim? Şu an e, WhatsApp'ta backend engineer olarak çalışıyorum. Aslında birkaç ay önce geçtim backend'e. Ondan önce yaklaşık bir iki buçuk yıl, biraz daha fazla iOS engineer olarak çalıştım e, yine WhatsApp'ta. WhatsApp'tan önce aslında hiç e, böyle net bir yazdım geliştirici tecrübem yoktu. Çoğunlukla research odaklı çalıştım e, ve e, image processing ve computer vision research üzerine çalıştım. Ve kariyerim biraz ona göre şekillendi. O e, alanlarda çalışıp e, yönetici seviyesine çıktım. E, aynı zamanda şirketteki Computer Vision ile ilgili işler üzerinde de fazlaca bir teknik e, sorumluluğum vardı. Daha sonra e, Computer Vision alanından çok istemesem de biraz uzaklaştım çünkü biraz daha... E, Doktoralı kişilerin daha çok research yaptığı bir alandı ve ben doktoram olmadığı için e, yeteri kadar yer bulamıyordum. Tecrübem de e, yeterli değildi. Arada başka şeylerle uğraştığım için software engineer tarafına geçiş yapmak istedim. E, WhatsApp'a geçtikten sonra da iOS tecrübem olmamasına rağmen e, buna okey oldular benim tecrübem. Zaman içerisinde öğrenip çalışmam onlar için problem değildi. Bu şekilde e, kariyerim ilerledi. Şu anda dediğim gibi e, backend engineer olarak çalışıyorum. E, yaklaşık da 15 yıllık tecrübem var. 2009'dan beri çalışıyorum. Önce görecek küçük şirketlerde başladım. Sonra yavaşça e, kurumsal şirketlere geçip en son Big Tech'e geçtim. E, bundan sonrası nasıl olur bilmek güç ama iki taraftan hem start startuptan hem kurumsaldan da keyif aldığım şeyler var. Okey, kısaca kendimi anlattım. Devam edelim. Şimdi ilk olarak neden bu konu, yani neden böyle bir sunum yapmak istedim? Bence çok fazla konuşulan bir konu değil. Ama bir yandan da çok önemli bir konu. Çok basit bir anket yaptım Twitter'da. Çok fazla oy yok, 685 kişi katılmış ama bence şeyi açıklıyor yine de gösteriyor en azından iletişimin ve iletişim becerilerinin ya da teknik olmayan becerilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birçok insan böyle mükemmel 10 bölü 10 teknik olmasa da iletişim becerileri yüksek olan insanlarla çalışmayı tercih ediyor. Bu tabi şey demek değil yani 10 bölü 10 teknik becerisi olan insanlarla çalışılmaz kesinlikle demek değil. Onların da ihtiyacı ihtiyaç olunduğu yerler oluyor. Bu ama yine de şeyi gösteriyor. iletişim becerilerinin aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu iletişim becerilerinin iyi olması sadece iş hayatımızda değil, hayatın her alanında işimize yarayan ya da hayatımızı şekillendiren bir şey. Ben şahsen belki tam süre bilmiyorum ama yaklaşık bir 6-7 yıldır diyebilirim daha teknik olmayan becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunu Sadece iş yerini değil, gerçekten kişisel hayatımda da kullanıyorum ve faydasını görüyorum. İlk iletişim becerileri, yani aslında şimdi bunları ayırdım, iletişim, işbirliği, liderlik diye. Ama bunların hepsinin birbiriyle örtüştüğü noktalar var. Yine de bir sınıflandırma yapıp hepsini ayrı yerlere koydum. Ama dedim ki bu mutlak bir şey ayrım yok burada. Yani aktif dinleme ya da empati kurma iletişim becerisidir, liderlik değildir gibi bir şey yok. Sadece böyle bir sınıflandırma e, daha kolay ilerlememizi sağlayacak. E, ve yani iletişim becerilerinde şu an vereceğim örnekler aktif dinleme ve empati kurma ama sadece bununla da sınırlı değil. Bunlar benim daha çok kendi tecrübemde en çok e, faydasını gördüğüm şeyler olduğu için e, bunları öne aldım. Ama işte e, bir konflikt çözme... Ee, ya da etkili konuşma vesaire gibi başka beceriler de var kesinlikle. Onlara ben çok girmeyeceğim ama yani bu, bunu aslında şey için söylüyorum. Sadece bu anlattıklarımla sınırlı şeyler değil. Ee, ilk söyleyeceğim şey ama e, aktif dinleme. Şimdi aktif dinleme ne diye sorsak aslında belki bunun tanımını e, bir sürü kişi yapabilir. Yani, ne olduğunu bilmek... E, Tek önemli şey değil ama bunun ne işe yaradığını bilmek de önemli. Ee, ve bunun biraz daha farkında olup bunu e, gündelik yaşamımıza katmak belki de en önemlisi. Ama hızlıca bir tanımlamak istersek aktif dinleme. Konuşurken karşıdaki kişiyi dikkatli bir şekilde, ön yargısız bir şekilde, sözünü kesmeden dinlemek. Ee, ve anlamadığınız yerleri sormamız gerekir ve aktif bir şekilde dinlen dinlediğimizde beden dilimizi e, göstermemiz gerekir. Peki niye yani aktif dinleme yapınca ne oluyor? Aktif dinleme yapınca zaten yani karşı tarafa odaklandığımız için daha iyi anlamaya başlıyoruz anlatılanı. E, ve yani daha iyi anlıyoruz, daha az yanlış anlıyoruz. E, ve bu daha az problem olmasına sebep oluyor. En en basit faydası dinleyen kişi için aslında bu. Bir de konuşan tarafını düşünürsek, konuşan, biri bana bir şey anlatıyorken ben onu aktif olarak dinliyorsam, yani sadece konuşması bitsin de ben ona cevap vereyim diye değil ama gerçekten ne diyor acaba diye dinlersem, karşı taraf benim ona daha fazla değer verdiğimi hissedecek. Söylediği şeylere önem verdiğimi hissedecek. Ve e, bu kendisini daha rahat ifade etmesini sağlayacak. E, daha güvenli bir ortam oluşturacak. Yani o yüzden aslında Aktif dinleme e, bence yapması en kolay şeylerden biri e, ve etkisi de çok yüksek şeylerden biri, becerilerden biri. E, bir diğer e, en az bunun kadar önemli olduğunu düşündüğüm konu da empati kurma. E, empati kurma da aslında e, belki çok fazla böyle gündeme gelen insanların konuştuğu bir şey işte. E, hatta birçok insan sorsak e, empatik olduğunda da söylerler. Muhtemelen öyledirler ama e, yine de bunun bi biraz daha detayına inmek istiyorum. En azından kendi tecrübeme göre birkaç örnek vermek istiyorum. E, tabii ki basit bir tanımı var. Yani kendini karşıdakinin yerine koy, e, onun duygularını, ihtiyaçlarını anlamaya çalış, yargılama, destek ol vesaire. Yani e, tanımı çok zor değil. Peki bu ne işe yarıyor ya da e, nasıl örnekler var? Nerelerde empati kurabiliriz, kurmalıyız gibi şeyler hakkında konuşursak. E, benim en sevdiğim bir iki tane örnek var. Hatta üç tane örnek var. Kendi tecrübemden yaşadığım. İki tanesi çok benzer. E, benzer olan da şöyle. Birinde ben empati kuran taraftım. Öbüründe de empati kurulan taraftım diyeyim. Ve olay aslında çok benzerdi e, takımda bir çocuk var. Performans normalde çok iyi ama bir performans düşüşü yaşadı. Şimdi normal şartlarda ya normal şartlarda demeyeyim de birçok yerde birinin performansı düşünce senin performansın düştü daha iyi çalış gibi şeyler söylenebiliyor. Halbuki bunu yapmadan önce bu kişinin performansı niye düştüğü anlamak Bundan daha önemli bir şey ve, ve benim e, tarafımda yaşadığım şey de buydu e, ve takımdaki çocukla ilk yaptığım konuşma iyi misin her şey yolunda mı oldu çünkü e, performansının düşmesinin teknik bir sebebi olduğunu düşünmüyorum yeterli yetkinliği var e, performansının düşmesine gerek yok ama böyle bir şey yaşandı çok büyük ihtimalle ...işten bağımsız bir şey oldu ya da işle alakalı bir şey olsa bile... ...teknik bir problem değil ortadaki. Ve karşıdakini anlamaya çalıştığım zaman... ...neden bu sıkıntı olduğunu anlamaya çalıştığım zaman... ...o sorunu çözmek çok daha kolaylaştı. Ve yani söylediği şey de ailesinde bir sağlık problemi var. Ondan dolayı kendini işe veremiyor. Şimdi böyle bir durumda karşı tarafı cezalandırmak... ...hiç adil bir şey değil. Çünkü herkesin hayatında zor anları oluyor ve insanlara bu zor anlarında destek olabilmek gerekiyor. Ee, bu bir örneğimdi ee, ve benim yaşadığım da buna benzerdi. Ee, diğer örneğim de yine aslında e, belki benzer bir şey ama takımdaki yine e, o yöneticilik yaptığım dönemde takımdaki e, arkadaşlardan biri e, çok stresliydi ve e, stresten artık yani e, birebir görüşme yaptığımızda stresli olduğu zamanlarda. E, doğru düzgün nefes alamadığını da hissediyordum artık ve yani o orada da karşı tarafa sordum yani neden böyle hissediyorsun iyi misin ne yapabilirim e, gibisinden bir konuşma yaptık ve onun da durumunu anlamaya çalıştım. Onun durumu da üzerimdeki proje çok büyük bu sorumluluk bana çok fazla geliyor yetiştiremezsem ne olacak gibi korkuları vardı. E, mesela bu örnek özelinde benim yaptığım şeydi. Şimdi bu bu stresi azaltmanın yolu Ha yok ya stres yapma, önemli değil gibisinden bir şey değil. Gerçekten biraz böyle sakin kalması, dinlenmesi, her şeyin iyi olacağına ikna olması gerekiyordu. Ve bu arkadaşa şey demiştim o zaman yani bugün çalışmayı bırak ve işi hiç düşünme, işteki problemler kesinlikle çözülecek, senin kendini daha iyi hissetmen daha önemli. Ve bu, bunu gerçekten inanarak söyledim. Çünkü bu böyle. O çalışma arkadaşım eğer kendini iyi hissetmiyorsa zaten yapacağı e, iş, işin iyi olma ihtimali, yüksek kalite olma ihtimali düşük. E, o yüzden bu, bu ikisini her zaman çok önemli görüyorum. Aktif bir şekilde karşı dinleme ve karşıyla her zaman e, empati kurma. E, çok önemli gördüğüm iki e, iletişim becerisi. Hızlıca bir çete bakayım. Birkaç şey gelmiş. Yani şey var, e, bu aktif dinlemede e, fiziksel iletişim olduğunu varsayıyoruz dememiş. Yani böyle olmak zorunda değil. Yani vücut dilini belki kullanamayız ama zoom üzerinden de aktif dinleme yapmak mümkün değil. Eğer kameralar açıksa ve kameraya bakıyorsak zoom üzerinden de bu mümkün. Ki zaten orada olay biraz daha karşı tarafın sözünü kesmemek, e, söylediği şeyleri dinlemek, dikkatli olmak olduğu için. Yani e, beden dili tabii ki önemli ama tek önemli şey değil ve o olmadan da yapılabilir aktif dinleme. Bir tane daha var. Evet tamam bu e, soru değilmiş. Bir arkadaş e, yorum katmış. Ona da teşekkür ediyorum. E, devam ediyorum. Ha, e, burada şey yaptım. Biraz şimdi çok popüler olduğu için bu Generative AI'yi kullanıp e, aktif, e, yok iletişim becerisi yüksek bir e, software engineer çiz dedim. Öyle bir şey çizdi. E, her ufak şeyden sonra böyle bir görsel göstereceğim. Bir sonraki iş birliği becerileri. Buraya biraz daha fazla şey yazdım. Bunlar da aslında benzer şekilde, yani farklı şekillerde yorumlanabilir, daha fazla beceriden bahsedilebilir ama benim kendimi en yakın hissettiğim şeylerden biri. Bir, birkaçı biri demeyeyim. Şimdi herkesin sesinin duyulması ne demek aslında onu e, bir özetleyeyim e, ilk olarak. Mesela diyelim ki e, 8 kişilik bir takımınız var. E, sprint yaptınız, bitti, retro yapıyorsunuz. Ve bu 8 kişiden iki kişi retro sırasında hiç e, yorum yapmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ne pozitifleri söylüyor, ne iyileştirilebilecek şeyler söylüyor. Hiçbir şey söylemiyor. Kimse de onlara bir şey sormuyor. Şimdi bu ortam Yeteri kadar böyle herkesin e, konuşmaya katıldığı bir ortam değil. Herkesin sesi duyulmuyor. Kimi insan daha çekingen e, ve onlara direkt sorulmadan cevap e, vermeyebiliyorlar. Burada bu aslında çoğunlukla yöneticinin sorumluluğunda olmakla beraber takım içindeki herhangi biri de yapabilir bunu. En basit yapılacak şey e, bir konu konuşulurken e, yorum yapmayan biri varsa sen de düşünüyorsun bu konuyla ilgili diye sormak. Ve bu aslında yapması çok kolay bir şey. Bu bu kadar basit bir şey çünkü. Bunu yaptığımız zaman gerçekten bir sürü farklı baş, bakış açısı, fikir ortaya çıkıyor. Ee, ve insanlar kendini daha ait hissediyor oraya. Ee, çünkü bir karar alındığı zaman birinin verdiği fikir sayesinde e, daha bir benimsiyor insan onu. Kendi, kendi önerdiği fikirse ve o fikirle yola devam ediliyorsa kişi daha sahipleniyor bu işi o yüzden bu ve herkesin sesinden duyulması çok önemli bir konu Hatta günümüzde bence şeyi de konuşabiliriz sesin duyulması Mesela şu, şu çok oluyor bir, hibrit bir ortamdayız işte 8 kişi dedik bu 8 kişiden 6'sı ofiste ikisi evde çalışıyor olsun 6 kişinin ofisten çalıştığı durumda ...Zoom'dan bağlananları unutmak çok mümkün oluyor. Onları da unutmamak gerekiyor. Onlara da e, işte e, telefondan katılanlar, Zoom'dan katılanlar... ...siz ne düşünüyorsunuz diye fikir sormak gerekiyor. E, bir diğeri ortak karar alma. E, şimdi Ortak karar alma da aslında biraz şöyle... ...şimdi fikirleri duyduk, herkes fikrini beyan etti. Bir karar almamız gerekiyor. Bu kararı kim alacak, nasıl alacak gibi bir şey var... Tabii ki e, şimdi ortak karar almak önemli. Burada şey demek istemiyorum. Bütün kararlar ortak bir şekilde alınmalı. Böyle son karar veren bir kişi olmamalı gibisinden bir şey değil. O duruma göre gerekli oluyor ve öyle yapmak gerekiyor. Benim e, dediğim biraz da herkesi etkileyecek bir konudan e, bahsediyorsak mesela ne olabilir? E, en, en basit örnek bir sürü insan mesela sabah yapılan e, stand-up'ları sevmiyor. Ve Belki takım için gerçekten hiç işe yaramıyor. Kimse istemiyorsa takımda ama sadece yönetici dikti ediyorsa hayır stand-up yapacağız diye. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine yani çünkü her yöntem her ekip için her takım için çalışmayabilir. O yüzden yöneticinin böyle yapacağız diye dikti etmesi yerine Ekip birlikte karar verebilir. Biz birbirimizi nasıl güncelleyeceğiz, nasıl bilgi paylaşacağız ve kendi süreçlerini kendileri oluşturabilirler. Bu benim daha önce çok yaşadığım bir şey. Yani sadece şimdiki şirketimde değil, önceki şirketlerimde de yaşadığım bir şeydi. Her takım gerçekten kendi arasında karar veriyor, neyi nasıl yapmak istediğini ve süreçleri birlikte karar veriyorlar. Ve bu da yine aslında demin dediğim gibi sürece çalışan herkes birlikte karar verirse. ...daha güzel sahipleniyorlar. Daha güzel üstleniyorlar sorumluluğu. O yüzden bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Burada sadece şöyle önemli bir nokta var. Bazen şirket genelinde alınmış belli kararlar oluyor. Onları böyle ezmek gibi bir şey değil ama... ...değiştirilemeyecek şeyler de olabilir. O değiştirilemeyecek şeyler dışındaki konulardan bahsediyorum. Mesela her takım kendi içinde nasıl çalışacağını konusunda özgürse... Bu kararları bir kişi değil takım hep birlikte karar verebilir hatta bence vermeli. Ee, soru görmüyorum devam ediyorum. Ee, hataya izin verme ve hatalardan öğrenme yine e, bu, bunları yaptığımız zaman gerçekten daha böyle bir güvenli ortamımız oluyor. Bunlardan da yine hızlıca e, bahsedeyim. Hataya izin verme şu oluyor aslında yani şimdi insan tabii ki başkasının tecrübesinden... ...bir şeyler öğrenebilir ve çok güzel şeyler öğrenebilir ama insan en iyi kendi tecrübesinden öğreniyor. Tecrübeden kastım da burada aslında bir şey yanlış yapıp, ha doğrusu buymuşu öğrenmek. Çünkü daha içsel bir yaklaşım oluyor burada. Başkasının tecrübesini duyduğun zaman, ha deyip geçmek daha mümkünken kendi hatandan, kendi tecrübenden öğrenmek aynı etkili olmuyor, daha etkili oluyor. O yüzden böyle bir ortama izin verilmesi gerekiyor. İzin vermekten kasıt da, e, işte çalışanı bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın, sakın hata yapma gibi şeyler söylememek. E, bu Burada mesela şey örneğini vereceğim. Hani en başta şey dedim ya, ben birkaç aydır Bekent'te çalışıyorum. E, ve herhalde böyle ilk projemi aldıktan bir iki hafta sonra production'da bir özelliği patlattım. Ve yani bunu müdürümle de konuştum, takımdaki diğer arkadaşlarla da konuştum. Herkesin ilk dediği şey hayırlı olsun, artık daha iyi bir backend engineer oluyorsun gibi bir şey oldu. Yani bu burada hiç sen nasıl böyle bir hata yaparsın gibi bir şey olmadı. Ee, ve bu bana şunu veriyor. Ben bir şeyleri deniyorum, hata yapıyorum, öğreniyorum. Aynı hatayı bir daha yapmamaya çalışıyorum. Bu, burada aslında hataya izin verme, bırakalım herkes hata yapsından ziyade bırakalım. insanlar ee, Belli hataları yapsınlar, bu hatalarından öğrensinler ve öğrendiklerini de göstersinler. Yani e, hataya izin verme, herkes sürekli hata yapsın bırakalım değil. Benim e, görüşüm burada hata bir kere olur. İkinci seferde şanssızlık olmuş olabilir ama üçüncü sefer aynı hata olmamalı. Artık e, iki defa bu hata olduysa öğrenilmeli. Yine oluyorsa orada aslında başka şeyler de vardır. Belki belli süreçler yanlıştır veya kişinin performansı ile ilgili sıkıntı biri vesaire. Ee, ama dediğim gibi yani bu hadi herkes hata yapsın gibi değil. Hatalardan öğrenmeyi teşvik etme. Ee, çünkü dediğim gibi en, en güzel insan kendi hatasından öğreniyor. Ee, evet, bu, bunlar da benim açık övgü ve iş dile getmede e, çok önemli gördüğüm konular. Şimdi açık övgü e, şu, takımda biri bir projeyi çok güzel teslim etti ya da bir yerde bir problem vardı kimse çözemiyordu bir kişi çözdü ve herkes olmasa bile insanlar yaptıkları işten dolayı bir övgü bekliyorlar bu övgüyü birkaç şekilde alabiliriz. yani terfi olabilir bonus olabilir zam olabilir vesaire. Genelde bunlar çok açık bir şekilde söylenmez. Şu kişiye şu kadar bonus verdik, zam verdik. Bunlar söylenmez. Terfi şirketine göre değişiyor. Kimisi söylüyor, kimisi söylemiyor. Ama en güzeli e, yöneticinin veya takım arkadaşlarının e, takım arkadaşlarının olduğu bir ortamda bu yaptığı işten dolayı karşı tarafı tebrik etmesi, övmesi, teşekkür etmesi artık nasıl bir e, övgü gerekiyorsa bunu yapması. E, ve bunu sadece aslında çok e, İnanılmaz işler başarınca değil. Normal beklenen işleri yaptığı zaman bile bence söylemenin bir artısı var. Çünkü mesela benden beklenen belli bir sorumluluk var. Ben bunları yapıyorum. Ama zaten bunlar benden beklendiği için hiç bununla ilgili bana bir geri dönüş yapılmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Bir yerden sonra insan şey hissedebiliyor. Acaba ben bunu iyi yapmıyor muyum? Acaba bir sıkıntı mı var gibi düşünebiliyor. O yüzden hem çok iyi yaptığı şeyler hem de düzenli olarak yaptığı şeyler hakkında ee, yöneticiden bir övgü alması e, veya sadece yönetici olmak zorunda değil e, takım arkadaşlarından övgü alması e, motivasyonu yüksek tutuyor. İnsanların birbirine destek olduğu bir ortam olduğunu gösteriyor. İnsanlar kendilerini daha değerli hissediyor ve gerçekten burada güzel bir e, iş birliği var. Güzel bir takım burası e, diyor insanlar. Bunu özellikle yine kendi tecrübemden şunu söyleyebilirim. Bir yöneticimiz vardı ve bu açık övgü işini gerçekten çok güzel yapıyordu. Ne zaman biri bir projeyi bitirse ki, burada projeden kastım böyle bir birkaç haftalık ufak projelerden bahsediyorum. Herkesin olduğu bir ortamda bununla ilgili teşekkür ediyordu. Ve daha sonra başka bir yönetici geldi. Bu yönetici bunu hiç yapmıyordu. Ve bunu yapmadığı için aslında o yöneticiye böyle 6 ay sonra bir feedback verilirken... Bu söylendi mesela. Bizim yaptığımız iş değerli değerliymiş gibi hissetmiyoruz biz dendi. Ee, ve ya bu aslında belki hiç e, olmazsa belki fark etmeyeceğiniz bir şey ama bir kere buna maruz kaldıktan sonra bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Ee, ekranda bir şeyler görüyorum. Okey tamam cevap verilmiş. Ee, diğeri de iş delege etme aslında iş delege etme kısmına böyle bir kendi e, section'ını yapacaktım ama onu hazırlamaya vaktim olmadı. E, mümkün olduğunca onu anlatmaya çalışayım. Şimdi e, bunu daha önce belki birkaç sene önce e, Twitter'da yayın yaptığım zaman da söylemiştim ama iş delege etme gerçekten bir sanat. E, doğru şekilde yapmak gerekiyor. Yapmış olmak için yapmamak gerekiyor. Ve doğru şekilde yapıldığında hem delege edeni hem delege edileni çok memnun edecek, yükseltecek bir şey delege etme. Şimdi nasıl ya da hangi iş delege edilir, hangi iş delege edilmez, kime delege edilir, kime, delege edilir, kime edilmez gibi şeyleri konuşmak istiyorum. Şimdi iş delege etmeyi şöyle görmemek gerekiyor. Benim üzerimde bir iş var. Ama ben bu işi hiç yapmak istemiyorum. Bana çok Angarya geliyor. Takımda da bir Junior var. Ben bu Junior'a vereyim bu işi yap diyeyim. Şimdi bu iş delege etmek değil. Bu daha çok iş kitlemek oluyor. Ee, şimdi iş delege etme şöyle oluyor. Bu iş yine o Junior'a verilebilir. Ona vermekte problem yok. Ama ben birine iş delege edeceğim zaman şöyle delege ediyorum. Ee, böyle bir iş var. Bu işi yaparsan bu iş sana şunu şunu katacak böyle fayda göreceksin. bu senin için okey mi? Yani karşı tarafın onayını almak önemli. Burada tabii şey sorunsalı çıkıyor ortaya. Yani herkese ne iş yapmak istiyorsun diye soracağız mı? Ne olacak? Ya hiçbiri istemiyorsa ne olacak gibi şeyler çıkıyor. E bu, bunu yönetmek biraz daha farklı bir iş. Bu iş delege etmekten biraz daha farklı bir iş. Onunla da ilgili ee, belki konuşabiliriz e, bu kısmı bitirdikten sonra. Ee, ama dediğim gibi yani iş kitlemekten ziyade karşı tarafa işin ne olduğunu anlatıp, ona nasıl bir faydası olduğunu anlatıp, bu işi üstlenmeye okey olup olmadığını sormak aslında iş dile etmek. Hatta buna ek olarak şu bence daha da güzel olur. İş dile ederken hem ona faydasını anlatacağız ama hem de ben neden yapamıyorum, ben neden delege ediyormuş. Bunu anlatmak da önemli. Çünkü o o konteksti vermeden sadece şu işi yap deyip atmak karşı tarafa e, karşı tarafa kendini daha değersiz de hissettirecek bir şey. E, ama e, şunu söylersek yani ben işte şu an e, başka bir projeye geçmek durumundayım ve bu projede yeteri kadar sorumluluk alamayacağım. Buradaki rolüm daha az olacak. Buradaki sorumluluğu alması için birini arıyoruz gibi bir şey olabilir. Ya da bu, bu kadar detaylı bir şeye de gerek yok belki. Belki tatile çıkıyorsunuz, iki hafta izin aldınız ve o işin yapılması gerekiyor. Ben iki tatile gideceğim, bu işi yapamıyorum, bu işi birine transfer etmem gerekiyor. İşte sen yaparsan sana böyle faydası olacak, e, bu işi almak ister misin e, Gibi gibisinden olabilir. E, ve yani bu şekilde olduğu zaman burada yazdım dışı, Becerileri geliştirmeyi sağlamak, sorumluluk alan kişinin becerilerini geliştirecek şeyi alması gerekiyor. Şimdi bu diğer şey konuya gelirsek de yani herkese her zaman ne iş istediğini soracak mıyız e, gibi bir şeyi konuşursak aslında şöyle bence her zaman soracağız. E, ama insanların şunun da farkında olmasını sağlayacağız. Her zaman ...hep böyle çok keyif aldığın işi yapmayabilirsin. Ama zamanının yüzde ellisinden fazlasını keyif aldığın işleri... ...kalanında mecbur olduğun işleri yapıyorsan... ...bu yine fena bir denge değil. Bu yüzde elli elli olmak zorunda değil, değişebilir. Kimisi için e, pozitif yönde, kimisi için negatif yönde değişebilir belki ama... Ya bu, ...burada bir mutlak e, değer yok. Şu kadar olmalı gibisinden e, bir ölçü yok. E, ama şu olmamalı. Karşı tarafa hep böyle istemediği şeyleri zorla vermek e, olmaması gereken bir şey. Çünkü ona hiçbir katkısı olmayacak, onu hiç geliştirmeyecek bir işi hep birine delege ediyorsak bir noktada zaten o arkadaşı kaybedeceğiz, şirketten ayrılacak diye düşünebiliriz. E, ya O yüzden aslında bu bahsettiğim böyle zor noktaları da olduğu için iş delege etmek bir sanat diyorum. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil ve delege eden kişinin de aslında bir Efor harcaması gerekiyor. Doğru bir şekilde delege edebilmek için. İşbirliği kısmında söyleyeceklerim de bu kadardı. Onun görseline bakarsak da burada da yine Eya'ya e, e, şey çizmesini istedim. Böyle işbirliğinin yüksek olduğu bir çalışma ortamı çiz dedim. Böyle bir şey çizdi. Bu arada Mid Journey falan kullanmadım. O yüzden böyle süper kaliteli değil. Ama yine de bence ya şöyle bakınca fena bir ortam değil ya burada çalışılabilir düşüncesi uyandırıyor bende ee, soru görmüyorum Okey şimdi liderlik tarafına geldik ee, şimdi liderlik e, birçok insan aslında yönetici ise liderdir gibisinden bir e, düşünceye giriyor bu böyle değil. ve böyle olmadığını düşünen zaten çok insan var. Böyle olmadığını bilen çok insan var ama bu, bunu yine de söylemekte fayda var. Çünkü e, özellikle belki de kariyerinin başındaki insanlar bu işi biraz böyle görüyor. Yönetici ise iyi bir liderdir gibi diyor. Böyle bir şey yok. Yani yönetici iyi lider olmak zorunda değil. E, ve aynı şekilde yetkisi çok olan kişi liderdir diye bir şey diyor. Yani yönetici değil belki ama e, projenin teknik sorumlusu ama yeteri kadar iyi bir lider olmayabilir. Liderlik daha çok insanları böyle motive edebilme, etkileyebilme yeteneği ve yani bu da aslında diğer saydığım bütün teknik olmayan beceriler gibi hayatın her alanında önemli ve bence en güzel yanı da doğuştan gelen bir yetenek değil yani kimisi doğal lider olabilir onların doğuştan gelen böyle bir yeteneği vardır belki ama liderlik yapmak için e, bunun doğuştan gelmesine gerek yok. Bu öğrenilebilen bir şey. Yani iyi lider olmak öğrenilebilen bir şey. O yüzden e, mesela şeyi çok görüyorum. Ben buna katılmıyorum. İnsanlar e, şirkette eğitime gönderildiği zaman birçok insan ya işte e, kurumsal eğitim boş yere gönderildi, bir sürü para harcandı diyor. Bu, bunu çok gördüm. Ben buna katılmıyorum. E, eğitimlerin amacı insanları böyle bir eğitime gittim, bir sürü şey öğrendim değil belki 10 tane, 20 tane eğitime gidip hepsinden bir tane ufak bir şey öğrenirse çok fazla şey öğrenmiş olacak ve bu gerçekten çok değerli bir şey. Ee, ve dediğim gibi liderlik gibi bir konu bile öğrenilebilen bir şey olduğu için e, doğru eğitim çok fayda sağlayacaktır. Şimdi liderlik becerilerinin kalanı aslında bu önceki konuştuğumuz iletişim ve işbirliği becerileriyle çok e, örtüşüyor. Oradaki eee beceriler sizi daha iyi bir lider yapıyor. Ee, işte yapılması gereken belli başlı şeyler var. Lider dediğimiz kişinin güven oluşturabilmesi gerekiyor. Yani takımdaki kişiler size güvenebilmeli. İnsanlar size nasıl güvenir? Gerçekten dürüstsünüzdür. Adil davranıyorsunuzdur ve tutarlısınızdır. Ya yani bir gün öyle bir gün böyle davranmıyorsunuzdur. Bu sadece bu şekilde olmak zorunda da değil. Yani teknik olarak bir güvende oluşturabilirsiniz. Teknik olarak bir konuda çok iyisiniz ve insanları o konuda gideceği ilk kişi sizseniz orada da bir güven oluşturmak mümkün. Ee, onun dışında bir vizyon oluşturmak önemli. Ee, vizyon oluşturmaktan kastım da biraz e, şöyle bir şey. Ee, mesela şirkette düzenli yapmak zorunda olduğunuz bir iş var ve siz bu işi e, artık sürekli böyle manuel bir şekilde yapmaktansa otomatize etmeye karar veriyorsunuz ve otomatize ediyorsunuz. Ee, ve Şirketteki herkes bunu kullanmaya başlıyor. 3 ay, beş ay sonra benzer bir durum bir daha oluyor. Onu da otomatize ediyorsunuz ve e, yapılan işlere böyle otomatize etmek oluşturduğunuz bir vizyon olabilir. Ve insanlar sizden bunu görebilir. Ya da e, bu şey örneğini vermiştim ya şuradaki e, açık övgü. Açık övgüyü hiç kimse yapmıyorken. E, lider ruhlu biri yapmaya başladığında e, takımdaki diğer insanlar bunu görüp ya evet ya bu güzel bir şey bunu biz de yapalım diyebilir ve şirketin e, ya da çalışanların bu anlamda vizyonu ileriye taşıyabilir. E, bu bu yani o yüzden hem güven hem de vizyon oluşturabilmek gerekiyor. E, iletişim kurmak zaten e, yani başta biraz konuştuğumuz şeyler ama burada biraz ek olarak şeyi yazdım yani sadece o iletişim becerilerini kullanmak değil aynı zamanda açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmak. Bu da yani insanlardan bir şey saklamamak, bir şeyi olduğu gibi söylemek. Ee, bu zaten güven oluşturmayla da örtüşen bir şey. Bu bunu yapmak gerekiyor. Burada mesela en kolay örnek bence. E, bu yine belki yine yönetici özelinde olacak örnek ama Birinin terfi alıp almayacağı, terfiye ne kadar yakın olduğu, terfi almak için ne yapması gerektiği gibi konular çok açık ve şeffaf bir şekilde konuşulmalı ee, ve insanlara sürpriz olmamalı bu konular. Ee, ve bu aslında biraz geri bildirim verme kısmına geliyor. Ee, şimdi insanları böyle pozitif, yapıcı, motive edici geri bildirim vermek gerekiyor ve liderler bunu çok iyi yapıyor. Çok girmeyeceğim detayına çünkü birazdan geleceğiz bu geri bildirim konusuna diğer söyleyeceklerimle yetkilendirme dediğim demin söylediğim iş delege etme liderler gerçekten çok güzel delege ediyor sorumluluğu bu arada sorumluluk delege etmek sadece sen şunu yap sen bunu yap gibi bir delegasyon da değil bir karar verilmesi gerekiyorsa o Karar veren kişinin başkası olmasını da sağlayabilirsiniz. O sorumluluğu, böyle bir sorumluluğu da delege edebilirsiniz. Ve dediğim gibi iyi liderler bunu da iyi yapıyor. Ee, e, desteklemek, kutlamak da e, yine demin konuştuğumuz e, açık övgü kısmına geliyor biraz da. E, liderler o övgü işinde, kutlama işinde gerçekten çok iyi yapıyor. Zaten en başta da dediğim gibi yani bu işte liderlik, iletişim, işbirliği bunlar çok birbiriyle iç içe şeyler. Ama bu e, iletişim ve işbirliği kısmındaki şeyleri iyi yapıyorsanız, o becerilerin hepsine sahipseniz ve bunları gerçekten uyguluyorsanız çok iyi bir lider olma potansiyeliniz var. E, ve iyi bir lider çiz dediğim zaman da böyle bir e, çıktı aldım. E, bu arada e, bunları şey e, Copilot kullanarak Microsoft Copilot kullanarak çizdirdim. O da e, Dali Tree kullanıyor. E, evet son section e, geri bildirim kısmı. Şimdi geri bildirim e, birçok insanın aslında ya e, sevmediği demeyeceğim. Çünkü yani seven insan da var ama şirketlerde aslında kimi şirkette zaten geri bildirim kültürü yok. Onu zaten geçiyorum. Geri bildirim kültürü Kesinlikle olmalı. Ee, ama bu geri bildirim kültürü olmayan yerlerde ya da insanlar geri bildirim vermeyi sevmiyorsa ne yapılabilir? Biraz aslında geri bildirimin ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl verilmesi, nasıl verilmemesi gerektiği konuşulursa e, ben insanların e, bu geri bildirim verme sürecine bu kadar mesafeli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, i̇lk şeyle bahsedeceğim. Geri bildirim nasıl olmamalı? Çünkü aslında bu en çok gördüğümüz e, tipte bir geri bildirim ve neredeyse hiçbir işe yaramıyor. E, şimdi çok iyi çalışan birine vereceğiniz geri bildirim pozitif geri bildirim veriyoruz. Bu geri bildirim çok iyi iş çıkarıyorsun olmamalı. Çünkü bunun altını doldurmak gerek. Bunun altını doldurmadan sadece bunu söylersek bunun karşı tarafı belki kendini iyi hisseder ama kendine bir şey katar mı bir şey katmaz. Benzer şekilde performansından memnun değilim. Demek de çok anlamlı bir şey değil. Çünkü onun da yine altını doldurmak gerekiyor. Ve objektif bir şekilde doldurabilmek gerekiyor bunun altını. Ee, ve yani bir, bir diğer şeydi bu geri bildirimi ne zaman verdiniz? Mesela diyelim bir proje yaptınız sene başında ama şirket içindeki süreçleriniz sadece sene sonunda geri bildirim verilmesini e, istiyor. Bir sene geçtikten sonra bir geri bildirim veriyorsak, çok bir anlamı kalmıyor o o geri bildirimi zamanında vermek gerekiyor o özellikle e, yapıcı bir geri bildirim veriyorsak bir şey bir konuda iyileşmesini istiyorsak bir kişinin e, bunu mümkün olan en erken zamanda söylemek gerekiyor ve e, son olarak da kişi odaklı olmamalı yani bu da şey gibi işte e, kötü çalışıyorsun senden memnun değilim Sen şöylesin Sen böylesin vesaire Bu bu şekilde de olmamalı. Daha çok böyle ya da nasıl olmalı kısmına geleyim O orada da bahsedeceğim daha çok. Ee, şimdi ilk olarak çok spesifik olmalı. Yani iyi iş çıkarıyorsun değil. İşte şu projenin şu kısmında e, şunları teslim ettin. Bunun sayesinde biz şunu şunu yapabildik ve e, güzel bir iş çıkardın. Çok spesifik bir örnek verdiğimiz örnek yakın tarihli olabilme. Yani şu tarihte sen şunu yaptın mı söyleyebilmek önemli. Çünkü söylediğimiz şeyi desteklemiş oluyoruz. Ve e, demin dedim kişi odaklı değil süreç odaklı olmalı. Yani mesela bir projeyi teslim ederken geciktiyse sen çok yavaş çalışıyorsun demek gerçekten o direkt kişiye bir şey söylemiş oluruz. Ama onun yerine Yavaş çalışıyorsun değil de bu proje geç kaldı biraz demek. Sen geç yaptın demek değil çünkü o geç kalmasının çeşitli sebepleri olabilir. Sorumluluk o kişide ise yine bu yapıcı feedback'i bildirimi alacaktır ama yine de sen böyle yaptığından ziyade bu böyle oldu şeklinde belirtmek gerekiyor bunu ve e, tekrardan doğru zamanda vermek gerekiyor bunu yani e, üzerinden 9-10 ay geçtikten sonra değil. Bir şey görüyorum. Ee, ekip lideri ya da takımdaki herhangi bir lider vasıtasındaki insanlarla iletişim hangi seviyede olmalı? Bazen çok meşgul olabilecekleri endişesi vs. gibi endişeler olabiliyor. Ee, güzel bir soru. Buna e, Bu geri bildirim kısmını bitirdikten sonra geleyim. Bu arada bu geri bildirimle ilgili toplam 5 e, slide olacak. 3'e geçiyorum şimdi. Bitince başka içeriğim yok. O yüzden sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bitince o sorulara geçeceğim. Şimdi iki tane şey hazırladım. Örnek pozitif geri bildirimi vereceğim. Bir de yapıcı olanı vereceğim. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi bu da çok konuşulan bir şey ama şimdi pozitif geri bildirim okey isim olarak ama bunun zıttı negatif geri bildirim olmamalı. Çünkü zaten adı üzerinde negatif bir şey. İnsanlara negatif bir şey söylemememiz gerekiyor. Bunu e, neredeyse her yerde e, yapıcı geri bildirim diye görüyoruz. Böyle olması gerekiyor çünkü negatif geri bildirim biraz daha çok sen şöylesin, sen böylesin. Yani böyle problemleri ortaya çıkarmak problemlerden konuşmak ve bir çözüm üretmemek oluyor. Ama yapıcı geri bildirim e, bir problem olabilir. Bu problemi dile getiriyoruz. Bu problemin neden olduğunu söylüyoruz ve Şöyle yaparak bu problemi aşabilirsin diye de e, öneride bulunuyoruz. Bu şekilde olursa bu gerçekten karşı tarafa fayda sağlayacak bir şey oluyor. E, pozitif örneğine gelirsek işte e, merhaba bilmem kim işte şu proje için e, çok güzel bir çözüm buldun. Hem şirket içi hem şirket dışı insanlarla bir sürü görüşme yaptın. ...bu görüşmeleri organize ettin... Işte ...şunu yaptın bunu yaptın... ...net bir şekilde şunu yaptın, bunu yaptın... ...bize şunu sağladı, bize bunu sağladı... ...yani burada subjektif bir şey yok... ...ve çok güzel bir... E, ...pozitif geri bildirim örneği... E, ...yapıcı... ...geri bildirim örneğine gelirsek de... E, ...mesela... ...birikmiş işlerini daha etkin şekilde... ...delege edersen... E, daha önemli başka işlere odaklanabilirsin. İşte şu an kendi başına çok iş alıyorsun, verimsiz olabiliyor, projeyi etkileyebiliyor. Ee, projenin belli bir kısmını birine delege et ve o sorumlu olsun, güncellemeleri o versin. Ee, şimdi bu, bunu bu şekilde yazmak yerine ya sen bu projeyi iyi yönetemiyorsun. Bu böyle olmaz. Yani çok fark var. Yani bir, birinde negatif bir ton var, öbüründe ise ortada bir gerçeklik var. Belli problemler yaşanmış ve bunun ne olduğu dile getiriliyor ve bunun e, nasıl daha iyi olabileceğinden bahsediliyor. O yüzden e, bu yani negatif geri bildirim gibi bir terimi bence hiç kullanmamak ve hep bu şekilde kullanmak, yani yapıcı geri bildirim olarak kullanmak gerekiyor. E, son slidemde bence bu belki sorulan soruya da bir tık cevap verebilecek bir şey ama ona ayrıca geleceğim. Bence bu çok önemli. Geri bildirimi açık olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Ben yöneticilik yaptığım dönemde takımımdaki insanlarla birebir görüşme yaptığımda her görüşmenin sonrasında bana vermek istediğin bir geri bildirim var mı diye soruyordum. Bunu sormak şundan önemli. Karşı taraf çekinebiliyor. Bu arada sadece yönetici olmanıza da gerek yok. Tamamen size aynı seviyede bir arkadaşınızla çalıştınız ve ondan geri bildirim isteyebilirsiniz. Hatta istemeniz gerekiyor. İstemediğiniz zaman karşı taraf aman arkadaşlığımız bozulmasın vesaire gibi düşüncelerle çekinip geri bildirim vermeyebilir. Hatta bir adım öteye götürüyorum. Bence sadece geri bildirim istemek değil mesele. Mesele yapıcı geri bildirim istemek. Ya tabii ki bu pozitif geri bildirimi almak önemli çünkü yaptığımız işlerin bir karşılığı olduğunu bilmek, bunları görmek ve bunun karşı taraf tarafından görüldüğünü bilmek önemli. Ama bu beni geliştirmeyecek. Beni geliştirecek olan şey e, yapıcı geri bildirim. Ben neyi iyi yapamıyorum? Neyi daha iyi yapabilirim? Nasıl daha iyi yapabilirim? E, karşı tarafın bana söylemesi bana çok fayda sağlayacak bir şey. O yüzden ben e, bütün çalışma arkadaşlarıma yani sadece yöneticisi olduğum kişilere değil bütün çalışma arkadaşlarıma ki şu an zaten yöneticilik de yapmıyorum. E, bütün çalışma arkadaşlarıma e, bana geri bildirim verir misin diyorum ve lütfen özellikle yapıcı geri bildirime odaklanır mısın diyorum Sence ben neyi daha iyi yapabilirdim diye soruyorum Ben böyle yaparsam benim çalışma arkadaşım böyle yaparsa herkes bu geri bildirim açık olduğunu belirtirse karşı tarafa o zaman insanlar bu geri bildirim vermekten çok çekinmeyecek burada Tabii şu da önemli şimdi biri bana yapıcı geri bildirim istediğim halde böyle değil de sen şunu çok iyi yapamadın derse bana gerçekten bir geri bildirim vermiş olmuyor. Ben böyle durumlarda iyi yazılmamış bir geri bildirimin tekrar yazılmasının istenmesi taraftarıyım. Yani bir bana bir geri bildirim verdi ama bir şey ya altını doldurmamış. Bunu gidip karşı tarafa ya ben bu geri bildirimi e, tam anlayamadım. Biraz örnek verir misin gibisinden bir dille karşı tarafa e, söylemek gerekiyor bu bir tarafı yani geri bildirimin kaliteli olması gerekiyor hem pozitif olan hem yapıcı olanı ve bu da geri bildirim veren kişinin e efor harcaması gerektiğini gösteren bir şey bunu yapmak gerekiyor bunu hem sizin yapmanız gerekiyor hem çalışma arkadaşlarınızın yapması gerekiyor ve olay biraz şeye geliyor ben iyi geri bildirim verirsem karşı tarafı da aslında bana iyi geri bildirim verme konusunda motive etmiş olurum gibi bir şey geliyor Çünkü bu yine ee, ...kimse yapmıyor, ben de yapmayayım gibi bir düşüncede olmaktan ziyade... ...kimse yapmıyor, ben yapıp onlara örnek olayım... ...belki onlar da yapar gibisinden bir şeyi daha fazla sağlar. Ee, o yüzden ge yani iyi yazılmamış bir geri bildirimin tekrar yazılmasını istemek çok önemli. Ee, ve geri bildirimdeki bir diğer önemli şey de... ...şimdi karşı taraftan bir geri bildirim geldi ama ben buna katılmıyor olabilirim. Bu, bu da çok önemli bir konu çünkü... E neden katılmıyorum? Ya da o kişi o bildirimi niye verdi? Arada acaba başka bir iletişim problemimi oldu? Biz niye aynı fikirde değiliz? Bunu anlayıp e, o geri bildirim hakkında konuşmak gerekiyor. Bu, bu çok önemli. E, şu an mesela bana ne zaman yöneticim bir geri bildirim verse e, ilk sorduğu soru ne düşünüyorsun bu geri bildirme ilgili? Sence makul mü? Katılıyor musun? oluyor. Çünkü bu çok önemli. Katılmıyorsam neden öyle olmadığını düşündüğümü anlatmam gerekiyor. Belki onu ikna edeceğim. Ya da o beni ikna edecek. Ama burada doğru yani aynı paydada buluşabilmek önemli. Diyorum ve e, içeriğimi bitiriyorum. E, son da bu. Eğer e, fiziksel bir sunum yapıyor olsaydık bir selfie çekerdik. Çekemiyoruz. E, ama bir sunum sonunda selfie çekilsin dediğim zaman da böyle bir görüntü geldi elime. Diyorum evet içeriğim bitti. Ee, sorulara bakıyorum. Ağzınıza sağlık Güney Bey. Teşekkür ederim. Ee, geçeyim mi sorulara yoksa tabii, başka tabii. bir... Geçebiliriz, geçebiliriz. Ee, okey bu arada düşündüğümden uzun sürdü ama e, bence okey. Bu kadar konuşacağımı düşünmemiştim ama hep çok konuşuyorum. Ee, Estağfurullah çok değerli bilgiler öğrendik. Çok önemli konular çünkü kaçırdığımız... Teşekkür ederim. Ee, şimdi ilk soru aslında bu e, demin dedim ya geri bildirim verme konusunda insanları motive etme kısmı e, ya da o geri bildirimi talep etme kısmı. Bu e, işte liderlikle ilgili yani işte çok meşgul olacaklar endişesi olabiliyor ne yapmalıyım gibi bir durumda bu aslında e, karşı tarafın sorumluluğu olan bir şey e, çünkü siz böyle hissediyorsanız karşı taraf size böyle hissettirmiş bu yani bilerek veya bilmeyerek e, olabilir ama bunu konuşmak gerekiyor aslında en basit şeyi bu ya ben işte e, bir şey konuşmak istiyorum ama e, meşgul olmanızdan çekiniyorum konuşabilir miyiz gibi bir şey olabilir ama yani en temelinde bu iletişimi kurmak karşı tarafta konuşmak gerekiyor ve e, ideal senaryoda karşı tarafın da bunu anlayıp belki... E, bu e, insanların bu çekince de olmamasını sağlaması gerekiyor. Bu Bunun için bence güzel bir yöntem şu. İnsanlar mesela özellikle lider olarak gördüğünüz ya da yönetici olan kişiler şunu yaparsa e, mesela haftada bir saat diyebilir ki benim ofis saatim. Bu bir saat içerisinde işte 20 dakikalık slotlarım var. E, bir şey konuşmak istiyorsanız buradan bir e, slot ayırın e, ve zamanı gelecek konuşalım. Bu en basit yöntem çünkü e, şirkette görece önemli konumlarda olan kişilerle başkaları bir şeyler konuşmak isteyecektir ama her zaman doğru zamanla bulamayabiliriz ama o kişi böyle bir saat ayırdıysa kenara ve herkes bu bir saat kullanabilir dediyse e, o zaman bu çekince de azalacaktır. Yani bu yine şeye geliyor o karşı tarafın e, bunu mümkün kılmasına geliyor ama Dediğim gibi bu, bu yoksa da gidip e, en basit şekilde konuşulabilir. yani e, Konuşabilir miyiz, müsait misiniz, ne zaman müsait olursunuz gibi e, bir şekilde ilerlenebilir. Ee, periyodik geri bildirim sıklığı ne olmalı? Geri bildirim almak için talep edilmeli mi düzenli olarak? Performans önünde verilen geri bildirimler yapıcı yerini cezalandırma üzerine oluyor gibi. genelde. Ee, Okey, şimdi sıklık kısmı... E, ya ben, bence bunun böyle mutlak doğru bir cevabı yok. Ee, bence şöyle olmalı. Şimdi performans değerlendirme ne sıklıkla yapılıyorsa zaten o dönemde kesinlikle bir e, geri bildirim istenmeli. O bir kenarda. Ya yani o kesinlikle olması gerekiyor. 6 ayda bir yapılıyorsa 6 ayda bir istenecek. Bu e, bu olmazsa olmaz bir şey. Ama bence olması gereken buna ek olarak Mesela o 6 aylık süreçte ben 3 tane projede çalıştım. 3 tane 2 aylık projede çalıştım. Ya da işte 3 tane 3 aylık proje overlap ettiler. 3 tane proje bitirdim ve bu 3 projede de farklı e, insanlarla çalıştım takımdaki. Proje bittiği gibi e, ekip arkadaşlarından feedback istemek ve geri bildirim istemek buradaki en e, iyi yol. Çünkü 6 ay veya 1 yıl beklediğimiz zaman olay e, bu hani nasıl verilmemeli kısmında konuştuğum şey şuydu, işte doğru zamanda verilmek. Doğru zamanda verilmemiş oluyor ama ben iki aylık bir proje bitirdim. O projenin sonunda bir şey iyi yapmıyordum. Feedback istedim. Yapıcı bir geri bildirim geldi. Ben kalan dört ayda veya senin kalanında oradan aldığım geri bildirim üzerine kendimi geliştirip daha yüksek performans gösterebilirim. O yüzden ne kadar erken istenirse o zaman istenmesi gerekiyor. O yüzden böyle Belli bir sıklığı yok bunun. Ee, Dediğim gibi bunun mutlak bir doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Burada şeyi de e, düşünmek gerekiyor. Bir kişiden kaç kişi e, geri bildirim istiyor? Bir kişiden 10 kişi iki ayda bir geri bildirim istiyorsa o kişi için de çok problemli bir şey bu. Çünkü e, o zaman kaliteli bir geri bildirim yazma ihtimali de düşük. O yüzden doğru kişiden istemek gerekiyor. Yani bir projede üç kişiyle çalıştığınız biriyle çok yakın çalıştınız. Diğer ikisiyle de biraz çalıştınız. O diğer ikisinden çok istemeye gerek yok. En iyi geri bildirimi, en faydası alacak geri bildirimi en çok çalıştığınız kişi vereceği için ondan istemeniz gerekiyor. O yüzden doğru kişiden istemek de önemli. Ee, bir de performans döneminde olunca yapıcı yerine cezalandırma oluyor gibi e, denmiş. Yani bu da e, ya bu aslında biraz e, yöneticiyle alakalı bir durum. Çünkü ya, benim çok uzun zamandır şu olmuyor mesela. Bir şok yaşamıyorum performans değerlendirme durumunda Çünkü zaten düzenli olarak geri bildirim var. Ee, işte alt, mesela 6 ayda bir yapıyoruz biz performans değerlendirme ama bu her 6 ayın ortasında da bir her şey nasıl gidiyor konuşması oluyor ve bir şey yolunda değilse o önceden görülüyor. O yüzden sene sonuna geldiğimde zaten ben bir konuda iyi değilsem onunla ilgili bana geri bildirim çoktan verilmiş oluyor. Ve ben o konuda iyileşmemişsem e, zaten alacağım geri bildirimde çok şaşırtıcı olmuyor. Burada olay aslında e, cezalandırmadan ziyade biraz iletişimsizlik gibi oluyor. Çünkü ortada verilmesi gereken bir yapıcı bir geri bildirim var. Vaktinde verilmemiş ve performans değerlendirme zamanı verildiği zamanda sanki cezalandırılmış gibi algılanıyor. E, yani süreç biraz yanlış işliyor aslında. Erkenden söylenip e, beklentiler ona göre ayarlanırsa bu tarz ıı, sıkıntılar olmayacaktır. Bunu ceza olarak ıı, görmek gibi durumlar olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, evet. Bir soru daha görüyorum. Davranışı iyileştirme veya geliştirme yönünde verilen geri bildirimlerde takım arkadaşlarımızdan bu geri bildirimi tek seferden tek seferde değerlendirmesini beklemek haksızlık olabilir. Ee, yani şu olabilir geri bildirim verince şöyle yapsan olabilir gibi bir şey söyledik ama bu, bu tabii ki şey demek değil ben geri bildirim verdim ve karşı taraf bunu yapsın demek değil. Hatta e, ya yani bu, burada yine görev biraz yöneticiye düşüyor mu? bu geri bildirimi e, görünce şunu yapması gerekiyor yöneticinin. Okey sen bu konularda e, yapıcı geri bildirim almışsın gel sana bir e, aksiyon planı çıkaralım e, ve senin şu şu konularda iyileşmen gerekiyor. Bu iyileşmeyi de şu şekilde ölçelim gibi bir plan belki kendi sunması gerekiyor. Belki çalışan yapacak belki ortak yapacaklar ama nihayet olarak ikisinin de e, anlaştığı tamam bunu böyle yapalım diye kabul ettiği bir plan olması gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman da aslında bir e, bu durumda bir haksızlık olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu durumda e, karşı tarafla bir anlaşarak bir gelişme iyileşme planı yapılmış oluyor. Evet devamına bakıyorum. Ha evet, bu e, geri bildirim verildi ama bir iyileşme olmadı. Evet oraya da aslında cevaplamış oldum. Evet yani bir geri bildirim verdik ve bir iyileşme olmadıysa bunu aslında ekip arkadaş olarak ben sana geri bildirim verdim sen bu konuda iyileşmiyorsun değil. Burada yine e, olay biraz yöneticiye geliyor. Yönetici burada o iyileşme planını yapması gerekiyor o kişiyle beraber. O durumda çünkü zaten e, aynı geri bildirim bir daha geliyorsa çok büyük ihtimalle o plan bir şekilde e, istenildiği gibi ilerlememiş demektir. Ve bu durumda o bildirimi geri bildirim veren kişi aslında yanlış bir şey yapmıyor. Yani bir plan yapılmış o plan için çabalanmış veya çabalanmamış ama nihayet olarak e, istenilen seviyeye gelememiş. Ama yani müdür ya da yönetici o seviyeye gelindi diyorsa ve ona rağmen böyle bir geri bildirim veriliyorsa o zaman bir konuşup neden böyle düşünüldü deyip e, yine bir orta yol bulmak gerekiyor. Çünkü yani bu e, dediğim şeye geliyor. Katılmadığımız geri bildirimler hakkında konuşup bir tarafı ikna etmek gerekiyor. Çünkü e, bir, bir kişi burada e, haklı ya da do doğruyu düşünüyor öbürü aynı şekilde düşünmüyor. Burada e, ortak paydayı bulmak gerekiyor böyle başka soru görmüyorum. Başka ben de göremiyorum. Baktığımda evet soru cevap oturumumuzda oldukça detaylı bir şekilde cevapladınız Güney Bey. Çok verimli geçti bence bu oturum. Ee, hem sunumunuz için hem de soruları cevapladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada? Sorular aracılığıyla. Ee, ya yani sorular geçmiyorum. Ayrıca e, yok aslında ben de düşündüğümden ben de daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. E, sadece şunu ekleyebilirim aslında. Son soruları cevaplarken biraz daha e, şeylere, şeye geldim. Yönetici ne yapmalı? Şunu yönetici yapmalı, bu yönetici böyle yapmalı gibi e, şeylere geldik onu. Belki e, ileride bir şey sunumu olabilir. E, i̇yi yönetici ne yapmalı? İyi yöneticinin Olur. görevi nedir? gibi hı hı. bir sunum belki ileride planlayabiliriz. Evet bence de hem çok mantıklı olur hem de biz de sizinle birlikte çok daha güzel bilgiler öğrenmiş oluruz diyorum. Bu arada chatte de tekrar baktığımda çok faydalı sunum olduğunu ve teşekkür ettiğini iletiyorlar. Herkes benimle aynı fikirde. Ben teşekkür <laughs> evet. ediyorum katıldığınız için. Kaç kişi katıldı bu arada görebiliyor muyuz? Ben göremiyorum ama. Tam sayısını göremiyorum ama katılımcılar tarafında listesi var. Ha okay. Bir bayağı bir e, scroll yapmam gerekti. Okey. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. E, elimden geldiğince kendi tecrübelerimi e, bu konuda paylaşmak istedim. E, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu değer bilgi, değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için diyorum. Bu arada arkadaşlar bir soru soran olmuştu. E, bu yayın YouTube'dan paylaşılıyor olacak tekrardan. Bunda sosyal medya üzerinden zaten e, duyurusuna geçiyor oluruz sizlere diyorum. Ve kapanışa geçmeden e, sizlere son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer aylık etkinliklerimizde sizler de konuşmacı olmak isterseniz sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlerle her zaman birebir iletişime geçebilirsiniz diyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.